Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 5. Sınıf Matematik Sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Hazırlık sahnesi 5'teyiz. Birinci sorumu büyütüyorum. İşleminin sonucu kaçtır demiş bize. 4631 yazalım şöyle yan tarafa. 7814 ve de 18. 1 ile 4'ü topladım 5. 5'e 8 ekledim 13. 3'ü yazdım elde var 1. 1 ile 3 topladım 4. 4'e 1'e ekledim 5. 5'e 1'e ekledim arkadaşlar 6. 6 ile 8'i topladım arkadaşlar. 14. 4'ü yazdım elde var 1. 4 ile 7'yi topladım 11. Elde 1 vardı 12 oldum. Yani 12.463. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Gelelim arkadaşlar çıkarma işlemini yan tarafta daha rahat bir şekilde yapalım. 78.400'den 6.893'ü çıkaracağım. Sıfırdan 3 çıkmayacak. Buradan 10'luk alacağım. Burası buradan aldım arkadaşlar. Burası 7'ye düştü. Burası 14 oldu ama yan tarafa onluk vereceğim için 10 oldum. Burası 10 oldu ama yan tarafa onluk vereceğim için 9 oldum ve burası 10 oldu. 10'dan 3'ü çıkardım 7. 9'dan 9'u çıkardım 0. 13'ten 8'i çıkardım arkadaşlar. 5. 7'den 6'yı çıkardım 1. 7'yi direkt indirdim 7. Cevabım 71.507. Fatih'in 12381 TL'si, Murat'ın 5869 TL'si vardır. Buna göre Fatih'in parası Murat'ın parasından ne kadar fazladır? 12381'den 5869'u çıkaracağım. 1'den 9 çıkmayacağı için 10'luk alacağım arkadaşlar. Buradan aldım. Burası 7'ye düştü. Burası 11 oldu. 11'den 9'u çıkardım 2. 7'den 6'yı çıkardım. 1. 3'ten 8 çıkmayacağı için 10'luk alacağım. Buradan aldım. Burası 12 oldu ama yan tarafa 10'luk vereceğim için 11 oldu. Burası 13 oldu. 13'ten 8'i çıkarıyorum arkadaşlar. 5. 11'den 5'i çıkarıyorum. 6. 0'ı direkt indirdim. 0. Yani 6512 TL fazladır. Yukarıda verilen işlemlere göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılır demiş arkadaşlar. Şimdi 2 ile 1'i topladım 3. 3 üç ile 3 topladım 6. 8 ile 6'yı topladım 14. 4'ü yazdım arkadaşlar. Elde var 1. 7 ile 6'yı topladım 8. Geliyorum 8.463'ten 6.791'i çıkaracağım. 3'ten 1'i çıkardım 2. 2. 6'dan 9 çıkmaz arkadaşlar. 10'luk alacağım. Buradan aldım. Burası 7'ye düştü. Burası 14 oldu ama yan tarafa 10'luk vereceğim için 13 oldu. Burası 16 oldu. 16'dan 9'u çıkardım 7. 13'ten 7'yi çıkardım 6. 7'den 6'yı çıkardım 1. Yani soru işareti 1672. Okunuşu 2.672.300 olan sayının on binler ve yüz binler basamaklarında bulunan rakamların basamak değerleri toplama. Sayıyı yazalım. 2 milyon altı yüz yetmiş iki bin üç yüz. Arkadaşlar on binler basamağında bulunan rakamın basamak değeri 70 bindir. Yüzler basamağında yazan rakamın basamak değeri 300'dür. Bunların toplamını istiyor bizden. 70 bin ile 300'ü topluyorum. Cevabım 70 bin 300 olarak geldi. Yukarıda verilen işlem şemasına göre soru işareti kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılır diye sormuş arkadaşlar. Ne yapıyorum? 17.287'ye 6399'u ekliyorum. 7 ile 9'u topladım. 18, 8'i yazdım. Elde var bir. Pardon. 7 ile dokuzu topladık. 16, 6'yı yazdım. Elde var bir. Bir ile dokuzu topladım. 10, Ona 8 ekledim. 18. Elde var bir. 2 ile 3 topladım. 5, 5'e 1 ekledim. 6. 7 ile 6'yı topladım. 13, 3'ü yazdım. Elde var bir. 1 ile 1'i topladım. 2. Bakın burası 23.686. Şimdi ne yapıyorum? 23.686'dan 9.813'ü çıkaracağım. 6'dan 3 çıkardım 3. 8'den 1'i çıkardım 7. 6'dan 8 çıkmaz. Buradan 10'luk alacağım. Burası 1'e düştün Burası 13 oldu. Ama yan tarafa 10'luk vereceğim için 12 oldu. Burası 16 oldu arkadaşlar. 16'dan 8'i çıkardım 8. 12'den 9'u çıkardım 3. 1'den 1'i direkt indiriyoruz 1. Yani soru işaretimiz 13.873. Toplamları 98.299 olan 3 sayıdan ikisi 23.251 18.000 731'miş. 3. sayıyı istiyor. Bu iki sayıyı toplayalım. Burası 2. 5'le 3 topladım 8. 2 ile 7 topladım 9. 3 ile 8'i topladım 11. 1'i bir, yazdım elde var 1. 2 ile 1'i topladım 3. 3'e 1 ekledim 4. 2 sayının toplamı 41.982'ymiş. 5 pardon 3 sayının toplamı 98.299. 3. sayıyı bulabilmek için az önce bulduğum sonucu çıkarıyorum. 9'dan 2'yi çıkardım 7, 9'dan 8'i e çıkardım 1. 2'den 9 çıkmaz. Buradan 10'lu kalacağım. Burası 7'ye düştü burası 12 oldu. 12'den 9'u çıkarıyorum 3. 7'den 1'i çıkarıyorum 6. 9'dan 4'ü çıkarıyorum 5. 56317 oldu. Yukarıda verilen işlemlere göre kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılır demiş arkadaşlar. Şimdi yıldızı bulabilmek için 61.235 ile 2.371'i topluyorum. 5 ile 1'i topladım. 6, 3 ile 7'i topladım. 10, 10'un sıfırını yazdım. Elde var 1. 2 ile 3 topladım. 5, 5'e 1'i ekledim. 6. 1 ile 2'yi topladım 3, 6'yı direkt indirdim 6. Yani yıldızımız 63.606. Kareyi nasıl bulmuşuz? Yıldız ile 9.821'i toplayarak. Gelelim toplayalım. 6 ile 1'i topladım 7, 0 ile 2'yi topladım 2, 6 ile 8'i topladım 14, 4'ü yazdım. Elde var 1. 1 ile 9'u topladım 10. 10'a 3'ü ekledim 13. 3'ü yazdım. Elde var 1. 1 ile 6'yı topladım 7. Yani benim karemde 73.427 geldi. Yana verilen işleme göre bizden bunun sonucunu istiyor. Şimdi üçgen kare daire 4 ile 9'u toplamışım. 13. 3'ü yazdım. Elde var 1. 1 ile 1'i topladım arkadaşlar. 2. Ben 2 ile hangi rakamı toplarsam 1 olur. Böyle bir rakam yok. Dolayısıyla diyorum ki 2 ile ben neyi to hangi rakamı toplarsam 11 olur. 11 olsun ki 11'in birini yazalım. Yan tarafa elde 1 olarak gitsin. 2 ile neyi toplarsam 11 olur. 9'u. Karaya 9'u yazdım. Dediğimiz gibi 11'in birini yazdık. Yan tarafa 51 gönderdik. Burayı topladım 8 oldu. Devam ediyorum. 6 ile hangi rakamı toplarsam 1 olur? Böyle bir şey yok. Yine diyoruz ki 6 ile hangi rakamı toplarsak 11 olur. 6 ile 5'i toplarsak 11 olur. 11'in birini yazdım. Yan tarafa 51'i gönderdim. 1 ile de 7'yi topladım arkadaşlar. 8 geldi cevabım. Şimdi bizden istediğini bulalım. İlk önce kare, daire, üçgen. 985. Sonra daire, üçgen, kare. 859. Sonra son olarak üçgen, daire, kare. 589. Toplayalım. 9'a 9'u topladım 18. 18 e arkadaşlar 5'e ekledik. 23 yaptım. 3'ü yazdım. Elde var 2. 8 ile 2'yi topladım. 10. 10'a 5'e ekledim. 15. 15'e 8'e ekledim. 23. 3'ü yazdım. Elde var 2. 2 ile 8'i topladım. 10. 10'a 9'u ekledim. 19. 19'a 5'e ekledim. 24. Burası 2433 oldu. Dedik devam edelim. 2, 8, 0, 5, 6 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulan 5 basamaklı 2 farklı doğal sayının toplamı en azdır. En az kaçtır? En az istediği için arkadaşlar rakamları yazabildiğimce en küçük yazacağım. Şimdi yazabileceğim en küçük rakam 0 ama başa 0 gelmeyeceği için 2'yi yazdım. Şimdi 0 yazabilirim. Sonra bakın 5 6 8 oldu. Bu yazabileceğim en küçük rakam, en küçük sayı. Burada arkadaşlar 2 tane istediği için bunun dışında bundan sonra yazabileceğim en küçük sayı ne olacak? Bu ikisinin yer değiştirmesi olacak. Yani 20.586 olacak. Gelelim biz toplayalım. 6 ile 8'i topladım 14. 4 yazdım elde var 1. 8 ile 6'yı topladım 14. Elde 1 vardı 15 oldu. 5'i yazdım elde var 1. 5 ile 5'i topladım 10. 10'a 1 e ekledim 11. Elde var 1. 1'i direkt indirdim 1. 4, 2 ile 2'yi topladım 4. Bakın 41.154 oldu en az. Yaz mevsiminde gelen turist sayılarının aylara göre değişimi tabloda verilmiştir. Yaz mevsiminde toplamda 98 bin turist geldiğine göre Temmuz ayında kaç turist gelmiştir? Arkadaşlar Ağustosla Haziranı vermiş, bunları toplayalım. 7819. 9'la biri topladım. 10 sıfır yazdım. Elde var bir. ile iki topladım. 3 3'e biri e ekledim. 4 3 ile 8'i topladım 11. 1'i yazdım elde var 1. 8 ile 7'yi topladım 15. 15'i 1'e ekledim 16. 16'nın 6'sını yazdım elde var 1. 1 ile 4'ü topladım 5. Yani bu 2 ayda toplamda 56.140 turist gelmiş. Yazın toplamda 98.000 turist gelmiştim. 98.000'den 56.140'ı çıkarıyorum. 0'dan 0'ı çıkardım 0. 0'dan 4 çıkmaz. Buradan 10'luk alacağım. Burası 7'ye düştü. Burası 10 oldu ama yan tarafa onluk vereceğim için 9 oldu. Burası 10 oldu. Ondan 4'ü çıkardım 6. 9'dan 1'i çıkardım 8. 7'den 6'yı çıkardım 1. 9'dan 5 çıkardım 4. Yani Temmuz ayında 41.860 turist gelmiştir. İşleminde eksilen sayı 4000 artırılıp çıkan sayı 300 azaltılırsa yeni fark kaç olur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın üçgenden kareyi çıkarmışım. 60000 olmuş. Eksilen sayıyı 400 artırıyoruz. Çıkan sayıyı 300 azaltıyoruz. Bakın şöyle de bulabiliriz biz bunu. Bizim eksilen sayımız 100.000 olsun. Sonucumun 60.000 olması için çıkan sayım 40.000 olur. Ve bakın aradaki fark 60.000 olur. Şimdi eksilen sayıyı 4.000 artırıyorum. Burası arkadaşlar 100 100.000 pardon. 104.000 oluyor. Çıkan sayıyı 300 azaltıyoruz. 40.000'den 300'ü çıkardığım zaman 39.700 oldu. Çıkaralım. Sıfırdan sıfır çıkardım sıfır sıfır. Burası çıkmaz onu alacağım buradan alacağım burası sıfıra düştü burası on oldu ama yan tarafı onluk vereceğim için dokuz oldu. Burası on dört oldu ama yan tarafı onluk vereceğim için on üç oldu. Burası da on oldu. Ondan yediyi çıkardım üç. On üçten dokuzu çıkardım dört. Dokuzdan üçü çıkardım altı. Yeni oluşan sonucumuz altmış dört bin üç yüz oldu. Yukarıda verilen işlemlere göre yıldız yerine yazılması gereken sayı. Şimdi arkadaşlar, ilk önce kareyi bulalım. Bakın, kareden 18212'yi çıkarmışım, 30.000 gelmiş. Kareyi bulabilmek için 30.000 ile 18212'yi topluyorum. 2 1 2 8 4. Yani bizim karemiz 48212. Yıldızla 1400 toplamışım kare olmuş. Yıldızı bulabilmek için 48.212'den 1400'ü çıkarıyorum. Burası 2 burası 1. 2'den 4 çıkmaz. Buradan 10'lu kalacağım. Burası 7'ye düştü. Burası arkadaşlar 12 oldu. 12'den 4'ü çıkardım 8. 7'den 1'i çıkardım 6. 4'ü direkt indirdim 4. Yani yıldızım 46.812 oldu. Yanda verilen toplam işlemine göre yıldız artı kare artı üçgen işleminin sonucu. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyelim. Yıldız artı kare artı üçgen 18 olmalı ki Bakın 8'i buraya yazıyoruz. Elde var 1 diyoruz. Buranın toplamı 18 olacak. 51 vardı 19 oldu. 9'u yazacağız. Elde var 1 diyeceğiz. Buranın toplamı 18 olacak. Elde 1 var diyeceğiz. 19 olacak. Yani arkadaşlar bu üçünün toplamı 18. 27 milyon 387 bin 53 sayısında 10 binler basamağındaki rakam ile yani 8 ile 10 binler basamandaki rakam yer değiştirirse, pardon onlar basamandaki, buradaki 8 ile 5 yer değiştirecek arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. İlk sayımız 27 milyon 387 bin 53. Şimdi oluşacak olan sayım 27 milyon 357 83. Çıkaralım. 3'ten 3 çıktı. 0. 5'ten 8 çıkmaz 10'luk alacağım arkadaşlar. Buradan alacağım. Burası 7'ye düştü. Burası 17 oldu. Yan tarafı 10'luk vereceğim için 16 oldu. Burası 10 oldu. Yan tarafı 10'luk vereceğim için 9 oldu. Burası 15 oldu. 15'ten 8'i çıkardım. 7. 9'dan 0'ı çıkardım. 9. 16'dan 7'yi çıkardım. 9. 7'den 5'i çıkardım. 2. 3'den 3'ü çıkardım. 0. 7'den 7'yi çıkardım. 0. 2'den 2'yi çıkardım. 0. Aralarındaki fark 29.970. Sercan 98.000 TL değerinde bir araba almak için babasından 16.288 TL, amcasından 15.325 TL borç alıyor. Aldığı bu borçlar ile kendi parasını birleştirip arabayı aldığına göre hiç parası artmadığına göre demiş arkadaşlar. Parasının kendisinin ne kadarı varmış? Babasından ve de amcasından aldığı parayı toplayalım. 16.288 15.325 8 ile 5'i topladım. 13. 3'ü yazdım. Elde var 1. 8 ile 2'yi topladım. 10. 10'a 1'i yazdım. 11. 11'in 1'ini yazdım. Elde var 1. 2 ile 3'ü topladım. 5. 5'e 1'i yazdım. 6. 6. 6 ile 5'i topladım. 11, 1'i yazdım arkadaşlar. Elde var 1. Burası da 3 oldu. Toplamda aldığı borç para 31.613'müş. Arabanın fiyatı 98.000'di. 31.613 TL'sini borç alıyor. Geriye kalan parası kendi parasıydı. Buradan 10'luk alacağım. Burası 7'ye düşecek. Burası 10 olacak ama yan tarafa 10'luk vereceğim için 9 oldu. Aynı şekilde burası da 9, burası 10 oldu. 10'dan 3'ü çıkardım 7, 9'dan 1'i çıkardım 8, 9'dan 6'yı çıkardım 3. 7'den 7'den 1'i çıkardım 6, 9'dan 3'ü çıkardım 6. Kendi parasının 66.387 TL olduğunu bulduk. 5 basamaklı bir doğal sayının on binler basamağındaki rakam 3 arttırılıp yüzler basamağındaki rakam 4 azaltıldığında sayının değeri ne kadar? pardon sayının değeri kaç artar demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyelim. 5 basamaklı bir sayıymış. Bu buradakini biz 10 binler basamandakini 3 arttırıyoruz. Yani 30 bin artar. E, yüzler basamandakini 4 azaltıyoruz. Burası da 400 azalır. Böylelikle 29.600 artacağını buldum. Son sorumuza geldik. Üçgen kare ve daire sıfırdan farklı birer rakam. Bunların toplamı 17 olduğuna göre bu işlemin sonucu. Şimdi arkadaşlar bize verdiklerini yazalım. Bu az önce çözdüğümüz 14. soruya benzer bir soru. Şimdi Kare, daire, üçgenin toplamı 17'ymiş 7'yi yazdım. Elde var 1. Daire, üçgen, kare. Bunların toplamı 17'ymiş. Elde 1 vardı. 18 yaptı. 8 yazdım. Elde var 1. Yine aynı şekilde bu üçünün toplamı 17. 51 vardı. 18 oldu. Geldi. 18 yazdık. Yani 1887. Oldu. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.